Merhaba, ben Kerem Çilli. 23 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında Avrasya Boat Show Fuarı'nı sizler için ziyaret ettik. Amacımız denizcilik sektöründe güneş enerji ekipmanlarının kullanım durumu, şu an ne aşamada olduklarını sizlere gösterebilmekti. Gördüğümüz ve edindiğimiz bilgiler bizleri oldukça umutlandırdı. Zira artık karada olduğu gibi, araçların içerisinde olduğu gibi denizcilikte de elektrik motorları, hibrit motorların yavaş yavaş artık yerini almaya başladığını söyleyebiliriz. Keza lityum bataryaların da artık yavaş yavaş devreye girdiğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Fuarda birçok noktayı ziyaret ettik. Birçok firmayla görüşmelerimiz de oldu. Akü firmaları keza yine fuardaydı ve oldukça önemli bir parça. Sonuçta enerji ihtiyacınızı depolamanız gerekiyordu ve birçok akü firmasının da fuarda olduğunu söyleyebiliriz. Hibrit araçlar günümüzde çokça konuşuluyor. Denizcilik sektöründe de hibrit motorlar artık fuarlarda kendine yer edinmeye başladı. Ayrıca ticari olarak küçük kayıkların üzerinde, küçük teknelerde elektrik ihtiyacını karşılamak üzerine belki bir tık sonrasında direkt olarak enerji ihtiyacımızı, hareket enerjisini belki de panellerden sağladığımız güçle karşılayabileceğiz. Şu an görmüş olduğunuz denizdeki güzel oyuncaklardan bir tanesi ve bu da yine içerisinde lityum bataryaları barındırıyor. Lafı daha fazla uzatmadan yapmış olduğumuz röportajlara geçiyoruz. Merhaba. Bugün ACS Enerji'de Nurhak Bey ile beraberiz. Kendisine güneş enerji sektörünün denizcilik sektöründe nasıl ilerlediği ile ilgili sorular soracağız. Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. Güneş enerji sektörünü biz daha çok sahalarda, fabrika çatılarında ve küçük çatılarda bununla ilgili birçok makalelerimiz olmuştu. Ama konu o kadar çok önemli ki ve birçok noktada kullanılıyor ki artık sıra denizcilik sektörüne de geldi diyebiliriz. Sanırım bunu söylemek çok yanlış olmaz. Denizcilik sektöründe de çokça güneş panelleri ve bataryalar kullanılmaya başlandı. Ne dersiniz? Evet, çok haklısınız. Öncelikle deniz sektöründe, deniz alanında güneş enerjisi ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluk boyutuna gelmiş durumda şu anda. Çünkü insanlar artık jeneratör sesinden sıkılmış durumda ve yenilenebilir temiz enerjiye istedikleri zaman, denizde açıldıkları zaman gittikleri yerlerde akülerini temiz enerjiyle besleyebiliyorlar. Bu en büyük avantajı açıkçası ve güneş enerjisinde gitgide yılların verdiği zamanla birlikte verimlilik çok artmış durumda. Verimlilik arttığı için birim alanda aldığımız enerji de aynı boyutta arttı. Bu noktada şeyi sormak isterim size. Ürün gamınızda bulunan paneller kaç watttan başlıyor? Kaç watta kadar esnek paneller özellikle bulunabiliyor? Biz bunda 120 watttan 160 watt aralığında genel olarak üretiyoruz. Tabii boyutlar, biz buna uygun bir şekilde özel tasarımlar ve özel üretimler de yapıyoruz. Özel üretim güneş panelleri için kendi alanlarına bakaraktan alana uygun, ölçülere uygun birebir üretiminde voltaj ve akım değerlerini tutturacak şekilde özel üretimler de yapıyoruz. Yanımızda Armador Ayatçılık'tan Mehmet Bey var. Kendisi ACS firmasının uygulayıcı yetkilisi. Şu an Türkiye'de en çok tercih edilen akü nedir? Ve bununla ilgili yaşadığınız örnekler var mı? Olumlu olumsuz örnekler. Onlardan bahsetmenizi isterim. Tabii, paylaşmaya çalışayım. Şimdi teknelerde genelde eski teknelerde diyeyim sıvı asitli aküler kullanılıyor. Ama tabii bunlar teknedeki aküler yaşam alanlarında olduğu için genelde ya salonda veya kabinlerin içerisinde yatak altlarında bulunuyor aküler. Bunlarla ilgili bizim müşterilerimize, kullanıcılara önerilerimiz genelde jel akülere yönlendirmeye çalışıyoruz ama jel akülerde de normal standart sıvı asitli akülere göre biraz fiyatlar yüksek olduğu için maalesef sıvı asitli akü kullanımı daha fazlalıkta. Zehirlenmeleri neden olabilecek bir durumdan bahsediyoruz aslında, öyle değil mi? Gaz salınımı aslında toksik bir durum ve zehirlenmelere neden olabilecek bir durum. Evet, çok doğru, çok kesinlikle. Ama dediğim gibi biraz böyle insanlar
bütçelerine göre hareket ediyorlar. Orada biz ne önerirsek, bazısı sağlığını ön planda tutan, dediğiniz gibi aman biz bununla bu işten vazgeçelim, jel aküye dönelim diyenler. Ama bazıları da işte şimdiye kadar bir şey olmadı, böyle devam edelim diyenler. Ucuz her şey dönüp dolaşıp sonra maddi boyuta maalesef geliyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da demek ki aynı şey geçerli. Yanımızda Transmer firmasından teknik müdür Ali Rıza Bey var ve güneş enerjisinin deniz sektöründe şu an ne aşamada olduğunu, satışlar hakkında ve potansiyel müşteriler hakkında bize bilgi verecek. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Güneş enerji santralleriyle alakalı birçok kurulum yaptık ama işin bir de deniz boyutu var. Evet. Denizde, özellikle teknelerde güneş enerjisi kullanımı ne aşamada, akü kullanımı ne aşamada, bunu sizden öğreniyoruz. Şimdi son 2 yıla göre kullanıcılar çok çok daha bilinçli. Alacakları panellerin özellikle kendi buzdolaplarına çalıştırmalarını, ışıklandırma sistemlerinin, müzik sistemlerinin çalıştırılması gerektiğini istiyorlar. Tabii biz de teknesine göre kurduğumuz sistemlerde 24 saat buzdolaplarını kapatmıyorlar. Televizyonları varsa televizyonlarını kapatmıyorlar. Elektrikli tuvaletlerini rahat rahat kullanıyorlar. Akü kısmında bizim tercihimiz tabii teknelerde jel akü. Kullanım kapasitesi yüksek. Uzun ömürlü. Bizim güneş paneliyle de onları doldurmamız daha rahat. Ama sonuçta sulu aküde kullanımında bizim için bir sakınca yoksa. Peki lityum bataryalar da oldukça bugünlerde önem kazanmaya başladı. Bu bataryalar hakkında size sorular geliyor mu? Fiyat istekleri oluyor mu? Şimdi lityumlarla alakalı istek çok var ama millet henüz ne olduğunu daha bilmiyor. Bir de bu lityumlarla alakalı çıkarılan işte patlıyor, patladığı zaman yangın çıkarıyor. Bu tarz şeyler çok duyuluyor şu an. Onun için şu an onlar bir teklif geliyor. Teklif verdiğimiz zaman fiyatlar yüksek geliyor. Şu an jel akü daha, yani AGM ve jel akü şu an daha iyi. Şu an yani lokomotif olarak jel aküleri, evet, en çok kullandığımızı söyleyebiliriz. Peki solar paneller konusunda özellikle güçleri hakkında ve temel özellikleri, bildiğimiz kadarıyla daha esnek paneller olabiliyor teknenin şekline uyum sağlaması adına. Tabii. Güçleri ve özellikleri hakkında kısaca bilgiler verirseniz sevinirim. Tamam. Şimdi bizde 110 watt ila 200 watt'a kadar çıkıyoruz esnekte. Esnek panellerin bizdeki tırtıllı etfe dediğimiz kaplamalar var üstünde. Onlar güneş açısını fark ettirmiyor. Üstüne basılabiliyor. Kenarlardan bimini dikilebiliyor fermuarlı bir şekilde. Mont gibi oluyor. İstediğiniz zaman takın, istediğiniz zaman sökün oluyor. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.